Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda birazcık farklı bir şey anlatacağım. Aslında farklı bir şey değil de. Şimdi biz unmitigated order'larla mitigated order'ları ben size anlattım. Bunlar açık bölgelerde fiyat buralara gelmek isteyecek. Aynı şekilde bunun swinglerle olan şekli de var. Yani test edilmemiş swing bölgeler. Nasıldır? Mesela şöyle göstereyim şurada. Mesela fiyatın yükseldiğini düşünün. Bakın. Fiyatın yükseldiğini düşünün. Eğer şuraya hiç temas yoksa buralar destek olarak çalışır yükselirken. Fiyat buraları test etmek ister. Mesela bir tane daha atalım şöyle. Buraya test etmek ister. Eğer bu bölgelerde açıklık varsa, yani şimdi bakın. Mesela şöyle ise, şurası hiç test edilmeyse fiyat aşağı yönlü kırılımını verdiğinde gelir burayı test etmek ister. Ya da atıyorum daha aşağıda mesela şurada varsa, test etmediyse buraya kadar gelmek ister. Hedefleri de aslında böyle de belirleyebiliriz. Şimdi ben size burada bir şey göstereceğim. Bak, hem biraz işlem niteliğinde olsun. Şimdi swinglerimizi belirleyelim. Kabaca daha üst zaman dilimine göre belirliyorum swinglerimizi. Bakın şimdi anlatmak istediğim olay mesela burada var. Swing kayımızı belirledik. Bir temas yok. Burası artık bizim hedef noktamız. Bu aklımızda. Bakın buraya bir temas var. Swing kay. Swing low. Swing kay. Swing low. Pardon. Sonra şu bölge swing low, swing high. Şurası şöyle bir atalım bakalım. Burası bir swing değil. Neden swing değil? Şu mumun içerisinde. Ben buraları çok almıyorum. Bazı kaynaklarda aldığımı görebilirsiniz de ben tercih etmiyorum açıkçası. Ama bunun üzerinde bir çalışmam var. O tutturursam size de onu ileteceğim. Sonra şimdi yapımız swing low'umuzu kırarsa aşağı yönlü düşüşe başlar ki bakın karakter değişimini yaptı. Burada karakter değişimi yaptıktan sonra fiyat yukarıda nerede kaybedildi? Şu alanda bakın. Şu alanda kaybedildi değil mi? Bizim için şurada bir kırıcı order olması lazım. Kırılımdan sorumlu. Şimdi onu bir belirlemeye çalışalım. Şöyle atalım mesela ilk başta. Bunu şöyle bir 5'e. Evet bakın. Şekli gözükmeye başladı. 5'e. Sonra bir 3. Bir de 1 yapsak. Heh, geldi. Çok güzel. Evet. Kırılımdan sorumlu order'ımız şurada. Tamamen. Şimdi. Bu bölgeye fiyatın gelmesini bekleyeceğiz. Hiç şuradaki şeyleri anlatmıyorum bakın. Yukarı yönlü kırılımları. Çünkü şurada başladı. Alt zaman dilimine göre yukarı kırılım. Sonra devam ediyorum. Şu bölgeye geldiğinde işlem fırsatını göstereceğim. Devam ediyorum. Bakın tepkisini de verdi bu arada buradan. Şurada kırılımla. Ama bizi ilgilendiren alan şu an şu bölge. Trend tersini göstermeyeceğim bu videoda. Devam. Bakın daha bölgemize gelmedi. Tamam. Çok güzel. Şöyle şimdi şunu şöyle alalım. Bir anda. Evet. Şimdi bir anda takip edelim. Bakın. Swing low. Swing high. Şimdi yapımız tekrardan yukarı yönlü gözüktü. Devam ediyorum. Bak bir likit dalımı var. Sonra devam ediyorum. Şu bölgenin altında fiyatı düşürmesi lazım. Burası yeni swing low'umuz. Devam. Evet bak düşürdü. Şimdi fiyat burada bunu düşürdükten sonra biz hangi alanda bu fiyata dahil olacağız? Mesela şurası çok güzel bir işleme giriş bölgesi.
Pardon. Şurası şöyle. Şuradan likit de alındı. Bakın şuradan likit de alındı. Hedefimiz neresi? Şu aşağıda şöyle 15'te açık kalan şu alan. Şöyle 1'e düşüyorum. Takipleyelim yapımızı. Şu an yapımız aşağı yönlü. Evet, şu an bakın. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu setup'ı iptal ediyorum. Niye iptal ediyorum? Şimdi yapı şuranın üstüne çıkarsa tekrardan yukarı yönü dönecek. O yüzden ben buradan işleme dahil olamam. Şimdi size onu da göstereyim. Şunu mavi yapalım. Dönüşünü verdi mi? Evet. Bakın şimdi yukarı çıktı. Kıracak yani. Şurayı geçmesi lazım artık. Devam. Evet. Bakın şimdi yapı yukarı yönünü çevirdi. Sonra bakın şurada yapı yukarı yönünü çevrildi. Burayı hani kolay kolay göremezsiniz. Bu birazcık tecrübe istiyor. Tekrardan bakın. Yapı aşağı yönü döndü. Şu alanda. Şimdi burada yapı aşağı yönü döndükten sonra şu tarz bir fitillerde mesela bunu şey yapabilirsiniz. Bakın. Şöyle bunun %50'sini alabilirsiniz. Sadece fitilin. Ya da şurada bir likit de yok. Burayı swing içinde likit olarak düşünebilir. Buraya bir giriş tulu koyabilirsiniz. Şu şekilde. Ama şu an yapımız aşağı yönü döndü. Şuradaki hareketinden. Sonra şimdi hedefimiz aşağı yönü döndüğü için tekrardan neresi abi? Şu bölge. Hedefimiz bu bölge. Devam ediyorum. Evet bakın bizi aldı. %50'yi de aldı bu arada. Sonra tekrardan. Bakın şu alan. Şu alanda bir kayıp var. Tekrardan mesela buraya giriş koyabilir. Stopunuzu şöyle koyabilir. Yine hay üstüne koymanız lazım. Onun nedenini de size az sonra göstereceğim. Şunu da şöyle uzatalım. Çok güzel. Yani işlem kaçsaydı hani illa ekleme yapın demiyorum size bu şekilde. Vermedi bu arada şu an bunu. Burası açık bölge. Burayı aklımızda dursun. Fiyat illaki aşağı kadar düşecekse buraya kadar getirmesi lazım fiyat. Devam ediyorum. Şimdi mesela şurada bakın likitte alınmış order var. Tekrardan bu bölgeden işleme girebilirsiniz ama stop noktanız aşağıya kadar tutacaksanız işlemi, şuraya kadar tutacaksanız yine şu yukarıda olması lazım. Şu yukarıda olması lazım. Neden? Size multi-time frame analiz videosunda işte trend tersi bir işlem nasıl alınır videosunda bir swing çizmiştim. Swing hareketler. Nasıl çizmiştim? Şöyle çizmiştim bakın. İşte kırılımından sonra gelir. Şurası iç yapıda yani bulunduğunuz zaman diyeyim de işte şurası daha üst zaman diyeyim de olursaydım fiyat aşağı getirir sizi stop eder dedim. O yüzden şuradan işleme giriyorsanız buranın altına koymanız lazım stopu dedim. Ya da bir orta yapıdan girseniz bile o swingin şuradaki swingin altına koymanız lazım. En alttaki swingin. Fiyatın başladığı noktanın ki burada da aynı şey. Mesela ben buradan işleme girecek olsam benim stop noktam burada olması lazım. Hadi buna da böyle girelim. Bakın. Buna da böyle girelim. Çift konsept olsun. Hem açık swinglere gelmesi hem de yapının takip edilmesi. Bir tane de bu olsun. Çok güzel. Evet. Buna da girdik. Şurayı aldı mı bu arada? Bakın. Şuraya bir bakalım. Şurası alınmadı. Burası açık. Bakın bir tane işlemim var şurada. Hala fiyat buraya kadar temas etmesi lazım. Bunu şöyle sağa atacağım. Bakın bu aklımızda. Burayı açık bırakmaz. Burası ne? Bizim şuradaki kırılımdan sorumlu order'ımızın açık kalması. Fiyat düşecekse bunu açık bırakmaz. Devam ediyorum. Şöyle aynı hepsini koyalım. Şimdi burada neyimiz var? Şurada bakın likiditeye göre bahsediyorum. Tekrardan. Bu alanımız var. Fiyat buraya gelmek isteyecek. Ama biz buraya işlem koyacaksak şu şekilde. Hatta şurada bakın likit de alınmış. Şurayı boş verin. Bakın. Şurada likit de alınmış order var. Bu da
kısa bir işlem olsun. Niye kısa bir işlem olsun? Şimdi onu da söyleyeceğim. Şuraya kadar olsun. Çünkü yapımız bakın, boss yapa yapa aşağı yönlü düşüyor. Şimdi boss yapa yapa aşağı yönlü düşmesi demek yapının abi fiyat şu açık bıraktığı bölgelere, şuraya mesela, buraya gelmek isteyecek. Düşecekse bunu açık bırakmaz. Aklınızda bulunsun. Devam ediyorum. Bakın bunu aldık. Çok güzel. Hedefini verecek misin? Hadi. Şöyle 15 de atayım. Tamam. Çok güzel. Bakın. Bunun hedefini verdi. Sonra şöyle 3'e düşüyorum. 3'te takip edelim. Devam edelim. Bu hedefini aldı. Şimdi benim 2 tane bakın. Bir bu işlemim var açık. Bir tane şu var. Şu da duruyor. Gelirse alacak işlemi. Devam ediyorum. Bakın ne yaptı? Yapıya yok, burada çevirmedi. Devam. Evet. Şimdi bakın yapı aşağı yönlü düştü. Şimdi şu alanın bakın likiditesi alındı yine. Şimdi siz buradan bir dönüş arayabilirsiniz ama yine kısa kısa işlemler tutmanız lazım. Şu an mesela yapıyı şunun üstüne çıkarmasıyla buradan short girseniz stop olacaktınız. Ve yapı yukarı dönmesiyle yapı yukarı yönlü gitti. Yani biz buradan şuna bakmamız lazımdı. Şu alandan bakın likiditesi alınmış order var. Buradan açık bölgeye kadar. Açık bölgemiz neresiydi bizim? Şu alanda. Buraya kadar işlem tutmamız lazım ki bakın şimdi. Verdi. Şimdi şu kısa tuttuğumuz için TP oldu. Çünkü TP'yi doğru belirledik. Mantığı biliyoruz. İkincisi şunlar doğru yerde stopta. Hala bunlar aktif. Ve şu işlemimiz şu an aktiflendi. Şu da. Şimdi bunu 3'te devam edelim. Bakın. Çok güzel. Yapımız çok güzel gidiyor bak. Hop. Stop etti mi? Etti mi? Etmedi. Şimdi neden? Buranın üstünde hala şurada açık bakın alan bırakmış. Bunu fitilden dolayı göremiyoruz. Ama biz bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela şu alanda şu şekilde bir mum bırakması. Buna bazıları güçlü mum der ama bence burası bir trend likiditesi ve burası alınmak istenecek bir bölge. Şu alan. Şurası. Bu birazcık likidite konseptine giriyor. Son açık alanını da doldurdu. Swing'ini geçemedi. Doğru yere stop koyduk çünkü. Şimdi artık bunun, bu yapının aşağı yönlü düşmesi lazım. Başka şansı yok. Devam ediyorum. Hadi. Şimdi açık bölgesi nerede var? Şu alanda bakın fiyat. Burası likit olarak kalabilir. Açık alan şu bölge. Bakın şurası. Buraya gelmek isteyebilir. Swing'den bağımsız konuşuyorum şu an fiyatı takip ederken. Devam. Bakın burada açık bıraktı ve getirdi. Tam şeye getirmedi hizalama. Ama şu açık alanını buranın likiditesini alıp kapattı. Ki bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Şu bölgede bir şöyle göstereyim bakın. Şu bölgede bir kırılım var ve şurası kırılımdan sorumlu order'ımız. Bu alanda da şuraya kadar temasımız olduğu için şu base bölgeden çevirmesi lazım gibi de düşünebilirsiniz. Sonra tekrardan devam ediyorum. Bakın. Hop, hedefine geldi. Arkadaşlar bir saniye şu telefona bir bakayım. Geldim. Ve hedefine yapımız geldi. Şimdi burada biz ne yaptık? Mertcan anlattın iyi güzel ama bir üstünden bir kere daha özet geçelim. Swing'lerimizi belirledik. Swing'leri belirlediğimizde şuradaki swing ayımız açık kalmıştı. Hiçbir şekilde buraya bir temas yoktu. O yüzden bakın şurada da yok bakın bu arada. Buraya bir temas olmaması fiyatın buraya uğrayacağını ve bu bölgeden yapıyı yukarı yönlü çevirirse
fiyatın daha da yukarı gidebileceğini gösteren bir emareydi. Biz o yüzden açtığımız işlemi buraya kadar tutup burada kapatmamız lazımdı. Şortları. Sonra buradaki şortlarda ne yaptık abi? İlk aldığımız şöyle bir eme geçeyim. Şimdi burada yapımızı belirledik. İlk şuradan dahil olacaktık. Yapıyı değiştirdi diye şuradaki setup'ımızı iptal ettik. Yeniden yukarıdan dönüş aradık. Şimdi burada dönüşümüzü gördükten sonra ne yaptık? Açık bölgeden işte ya %50'si ya da likitte bazlı bir düşünerek işlem aldık. Ama nereye koyduk stopumuzu? High noktaya. Sonra fiyat aşağı yönlü düşürdü ama şurası bizim açıktı. Şuradaki kırılımdan sorumlu order'ımız. Ki burada da bir şey var. Likitte salınmış order'ı. Vesaire. Burasının açık olduğunu bildiğimiz için aşağıdan girdiğimiz işlemi de biz swing high üstüne koyduk. Şu en başta oluşan swing high üstüne koyduk. Çünkü açık bölgesi var. Fiyat aşağı yönlü boss yapa yapa gittiği takdirde bir veya iki boss yaptıktan sonra bir üst zaman diliminde yeni bir yapı oluşturur. Yani atıyorum biz bunu 1 dakikada bakıyorsak 5 dakikada ya da 15 dakikada şurada asıl şurada kırılım gelir. O yüzden bir düzeltmeye gelecektir. Düzeltmeye geldiğinde de biz şuralara stop koysak bizi patlatabilir. Bu bir üst zamandaki düzeltmenin de high noktası burası çünkü. Sonra bakın beklentimiz oldu mu? Şuradaki alana geldi mi? Geldi. Buraya geldikten sonra en son bir açık bölge daha bırakmış. Bunu kestiremedik çünkü sadece burada bir hani boşluk var. Mum yok. Sonra şuraya gelirken bu arada şu hareketleri açıklığı doldururken şurada yapıyı yakaladık. Nasıl yakaladık? Yapıyı yukarı yönlü kırdı. Swingini kırdı. Swing'i kırdığı için biz burada yapının yukarı yönlü gittiğini görüp şuradan yapıya dahil olmaya çalıştık. Aşağı yukarı bir yerden. Sonra en son açık alanını da kapattıktan sonra şu hareketle yapı artık aşağı yönlü düşmeye başladı. Bakın sert hareketler. Sert hareketler. Sonra 15'e çıkayım. Bakın şu alan. Mesela 15 dakikada şu alan. Şöyle bir swing'i düşünün. Bu swing burada kırıldı. Bu swing'in kırıldığı bölgede şurası kırılımdan sorumlu order. Bu bölgeye kadar temas verdiği için şu mumun hepsini bir order gibi düşünürseniz temas verdiği yere kadar revize ettim. Ki bu alanda bakın likitte olarak şurayı bıraktı. Likitte olarak burayı bıraktı. Ve yapı tekrardan aşağı yönlü dönmeye başladı. Nereye kadar? Bizim hedef bulduğumuz bölgeye kadar. Aslında bütün açık bölgelerini yapı kapattı. Şimdi yapı şu alandan buradan yukarı yönlü dönerse biz ne yapacağız? Neye bakacağız? Bizim yapacağımız olay şu. Şuralarda mesela açık alanları var. Bunların hepsinden tepki alacak. Ama biz geçmişte nereyi belirledik? Mesela şu alanı belirledik değil mi? Bakın gelin buraya bir bakalım. Yapı yukarı dönerse buraya gelecek mi? Devam ediyorum. Şöyle bir oynatalım. Yapı geliyor mu yukarı bakalım. Bakın şu an bir dağıtım evresinde gibi duruyor fiyat. Yani şu alanda bir likit dalımı yok. Şu alanda. Ve şurada. Bunların likiditesini alıp yukarı başını çevirebilir. Devam. Oraya kadar getirecek misin? Bakalım. Oraya kadar getirmeyip de çıkar mısın acaba? Devam edelim mi? Çıkardı. Bakın şu alan. Burası bizim swing high noktamız oluyor değil mi? Şu hareketin, şu düşüşün. Bakayım mı? Evet. Şimdi bu düşüşün swing high noktası olduğu için bakın burası kırılıyor ama ilk tepki aldığı yer neresi? Bizim aslında burada açık bıraktığımız order'ımız. Yani şuradan bakın şu düşüşü ilk order'dan oluyor. Yani buralar aslında önemli bölgeler. Şu kırılımdan sorumlu order'lar. Bir fiyattan işleme girerken atıyorum siz mesela şuradan işleme giriyorsunuz da şurada ne olmuş onu belirlemeniz lazım. Ya da siz buradan işleme giriyorsunuz işte şurada ne olmuş şurada ne olmuş hedeflerinize göre bunları belirlemeniz lazım. Yoksa terste kalırsınız. Yani terste kalırsınız dediğim hani yanlış işlem alırsınız stop olursunuz. Benim için terste kalmak bu. Devam ediyorum.
Sonra zaten bakın yapı nasıl yukarı gitmeye başladı. Şimdi nereye gidiyor? Şimdi mesela bu yapımız, biz 15 dakikada buna baktık ama biz bu yapıya 4 saatlikte baksak, bakın şimdi 4 saatlikte yapı yukarı gidiyorum ben diyor. Gidecek de. Çünkü mesela açık bıraktığı alanlar neresi? Bakın şuraya kadar mesela gelmesi lazım o fiyat. Bu bölgeye kadar gelmesi lazım. Niye? Buraya kadar bir teması var. Bunun başka bir hani şey yok. Bu bölge haricinde. Temas ettiği alan. Bakın devam ediyorum. Şu an mesela günümüze geldi. Şu an yaptığı hareket ne? Bakın. Buranın likiditesini aldı. Yeni bir boss yaptı gibi düşünebilirsiniz 4 saatlikte. Ve burada şöyle bir durum var bakın. Buranın fitiline de %50 çekelim. %50'ye de şeyimizi atalım, çizgimizi. Bakın tam %50'si. Tam %50'ye kadar getirdi. Biz aslında bu yükselişi şurada yakaladık. Burada yakalamış olduk. Nasıl yakaladık? Açık bıraktığı swingle. Eğer mesela şuraya bir bakalım. Şu bölgeye. Bakın burada da bir teması var. Buraya bir temas vermiş. Eğer temas vermeseydi bu bölgeye de bir dahaki düzeltmesinde fiyatı getirebilirdi. Şimdi şu alanda açıklığı var mı? Bakalım. Mesela burada bir order açıklığı var. Eğer fiyat aşağı yönlü düşerse bu order'dan tepki alacak. Yani bunlar aslında bırakılan izler diyebiliriz. Bu videonun mantığı da böyle olsun. Umarım şuradaki stop koyma mantığımızı, işte şuradaki swing koyma mantığını size geçirebilmişimdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.